Tamam, sen kendini yormana gerek yok. Ben alkışı aldım abi, sağ ol. Abi. Efendim, yani şu an ben bir doğduğum gün çok mutlu oldum. Açık söyleyeyim, bir askerliği bitirdiğim gün çok mutlu oldum. Bir efendim ilk işe başladığım gün çok mutlu oldum hayatta yani. Bir de şu an çok mutluyum. Bugün benim bayramım, yemin ediyorum. Nihayet efendim Türk ve dünya kamuoyuna şamil bir programdır dediğimiz program kendini ispatlıyor. Görüyorsunuz işte. Dünyanın çeşitli bölgelerinden hanımefendiler kendilerini yırttılar gelmek için. Yapmayın bacım, ne yapıyorsunuz siz? Yok biz geleceğiz dediler. İngiltere'sinden, Sırbistan'ından, Polonya'sından efendim benim için geldiler. Kuliste 30 tane güvenlik beni koruyor ya. Yemin ederim şimdi sakin duruyorlar da az önce beni parçalamak için kulise geldiler. Kızlar dedim yapmayın, yok biz senin diyorlar. Dalağını ayrı yere, böbreğini ayrı yere koyacağız diyorlar. Evet. Evet efendim. Yani çok özür dilerim. Sıkılmış limon gibi oldum ya. Evet, Limoncu abimizi biliyorsunuz. Limoncu abimiz ve birbirinden güzel hanımefendiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve efendim burada bir başka duruma şahit olacaksınız. Ben aslında kendi hususiyetlerimden bahsetmekten hoşlanmam da. Dünyada konuşulan bütün dillere hakim bir kardeşiniz var. Mesela bunu kanıtlayalım efendim. Hoş geldiniz. Mikrofon dur. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler hissediyorsunuz? Siz anlatın bakalım bana. Evet. Burada bulunmak nasıl bir şey? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Okay, nice to meet you here. Uh-huh. Thank you very much. Of course. Başka? Yaklaştıracağım mı? Evet, şimdi bakma nasıl çevireceğim. Okay, thank you very much. Nice to meet you here. I'm glad to be here in this program. Diyor ki, bak diyor ki, ben diyor senin gibi bir erkek idolü görmedim diyor. Brad Pitt'ten teklif aldım diyor. Tamam mı? Brad Pitt diyor bana diyor flört teklifinde bulundu diyor. Hadi oradan sen kimsin? Camış dedim diyor. Brad Pitt'e düşün. Ben Kadir'ime gideceğim dedim diyor ve geldim diyor. Çok güzel. Başka? Здравствуй. Как дела у вас тут? Все хорошо? Мне нравится присутствовать в этой передаче. Очень нравятся люди, которые здесь присутствуют. Я заинтересована в кухне, мне нравится готовить. Кухни? Да, да. Diyor ki, ben diyor böyle bir erkek güzelliği görmedim diyor. Zamanında diyor, benim önümde diyor. Bak, pardon. Efendim, zamanında benim önüme neler geldi diyor. Ama ben Kadir'im, Kadir'im diye yırtındım. Nihayet sana kavuştum, koç yiğidim diyor. Şahbazım diyor, deli danam benim diyor. Yes, evet. Daha. Daha daha diyor yani. Daha daha at daha diyor. Çok güzel, fevkalade. Efendim ama biz... Thank you very much. Yani spasibo. Efendim ama bizim bizi bırakmayan değerli, güzel, bu tatlı insanlarımızı da değil mi? Sizler Türksünüz değil mi? Çok güzel, evet. Görüyorsunuz Türkler de bırakmıyor, yabancılar da bırakmıyor. Çünkü efendim günlerdir bahsettiğimiz, yani bütün dünya şu programı izliyor dediğimiz şey boş değildi ya. Boş değildi. İşte bunu kanıtladık değil mi abi? Evet abi. Abi çok güzel. Pekala. Evet sen nasılsın Afacan? Şimdi Afacan oldum. Ya bırak tamam bana böyle şekil yapma işte. Görmüyor musun hepsi Huri gibi, bunlar bugün var yarın yok. Sen daima buradasın. Kıskançlık istemem ya. Efendim mevzu belli. Bu güzel ortamda programı kapatıyoruz. Ben hanımlarla Boğaz'da balık yemeye çıkıyorum. Siz kendi kendinize idare ediyorsunuz. Neyse hızlı hızlı atalım da programı efendim. O program sonunda düşünürüz bir şey. Sen Aybe'ye gülüyorsun. Seni eve göndereceğim. Anneciğim babacığım bekliyor seni. Efendim mevzu belli. Gelin ve kayınvalide bir ortak amaç. Sevgi dolu, aşk dolu, muhabbet dolu bir ortak amaç için bir araya geliyorlar. Na burada efendim
Birisi oğlunu, diğeri eşini memnun etmek için kendini yırtıyorlar ya, yırtıyorlar. Kim kendini yırtıyor efendim? Derin ailesi yırtacak kendini. Valide Sultan Ayten Derin hanımefendi geliyor. Oh be validem. O merhaba. Gelişine kurban olurum vallahi. Ne yapıyorsun? Teşekkür Konyalı olsun. Mısınız? Evet, Konyalıyım. Konya mutfağı inanılmaz bir mutfaktır. Evet. Bunu bilmiyorum, bilen bilir mi ama? Değil mi? Bilmeyen var. Bilmeyen varsa tabii. Çok yanılır. Konya'yı sadece etli ekmek ve bamya çorbası zannetmek kadar büyük yanlış olamaz efendim. Evet, aynen öyle. Müthiştir Konya mutfağı. Çok tavsiye ederim. Hem Gönüller Sultan'a, Hazreti Mevlana'ya gidilsin. Tabii. Bir kapaklanılsın. Tabii. Ondan sonra bir her böyle... Her zaman bekleriz. Bir böyle tabii onun... himmetinden istifade etmeye çalışılsın. Evet. Bir de efendim gidilsin Konya'da mesela Hazreti Mevlana'nın çaprazında Konya evi var. Orada evet, çeşit bu. Çeşit Konya yemeği yapıyorlar. Yani o etli ekmeğin tabii, dışında tabii. Da bir baksınlar. Siz seviyor musunuz kendi mutfağınızı? Tabii. Ne yapabiliyorsunuz o mutfağa dair? Her şeyi yapar mısınız? Yani aşağı yukarı. Hmm, çok güzel. Efendim aileden oğlunuz ve geliniz evet. De buradalar malum. Evet. Eğer izin verirseniz çağıralım. Tabii. Efendim gelin hanım Derin... Derin mi? Soyadı Derin, adı da mı Derin? Adı ne efendim? Neyse, adınız ne? Adınız da mı Derin? Ha, soyadınız da Derin, adınız da Derin. Hadi be. Derin Derin. Peki, Derin Derin Hanım ve Ahmet Derin Bey. Nasıl ya, Harbi mi Derin? Evet. Sonradan mı değiştirdin adını? Yok, hayır Derin. Derinli Derin'i buldun. Evet. Lan bu inanılmaz bir şey. Milyonda bir olacak bir şey. Kurmaca bir şey mi bu? Nedir ya bu? Neyse efendim hanımefendi hemşire, beyefendi bir restoranda çalışıyor. Şahane bir şey. Çok da gençler gördüğünüz gibi. Maşallah yine yakışıklı bir beyefendi. Yine güzel bir hanımefendi. Nasıl mutfaklarınız? Mutfağı boş ver de iğneyle aran nasıl? İğneyle çok iyi. Yani incitmeden, ürkütmeden zart diye yapabiliyor musun? Ya çünkü elimin... kemisi matkap gibi çakıyor be abla. Elimin narin olduğunu söylerler. Ha hafif değil mi? Evet. Tamam o çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. aslında yani neticede iğne insanın kendi kendine bile yapabileceği bir şeymiş. Tabii, evet. Değil mi? O kadar zor bir şey değil ama hani görüntüsü falan bize korkunç geliyor herhalde en temelde psikolojik o. Psikolojik olarak evet görüntüsü korkunç geliyor çok sadece. Çok güzel efendim hemşiresiniz. Zor bir işiniz var. Hastalıklarla ve hastalarla Allah şifa versin herkese evet. Uğraşıyorsunuz. Sonra kendinizi mesela mutfakta rehabilite edebiliyor musunuz? Yani nasıl mutfak becerileriniz? Çok iyi yani. Eşim de beğeniyor. Eşiniz de beğeniyor. Şah beğeniyor musunuz? Genelde dışarıda yiyoruz çünkü eşim çalışıyor. Ben neyi de... beğeniyor? Dışarıda yiyormuşsunuz. Ya benim kebap salonum var ya. Ha? Bazen kebap salonundan işte iş yerinden getiriyorum. Bazen dışarıdan söylüyoruz ama. Ha, kebapçı mısın? Evet. Hiç kebapçı tipi yok da sende. Kebap de... yapmayı biliyor musun? Tabii canım. Sen Urfa, de geçsen ocağın başına yapabiliyor musun? Çok güzel. Yaparım canım. Hakikaten mi? Tabii. Aa çok güzel. Getireydin buraya birer dürüm şurada gömeydik değil mi? Tabii. Ne şahane. Konya'dan kebapçılığı aslında kendi mutfağınızı yapsaydınız ya etli ekmek şu bu öyle şeyler. Yok ben Urfalıyım. Ha. Annem Konyalı. Evet ben Konyalıyım. O nasıl oluyor ya? İşim? Babası Urfalı. Ha, babası, ha, babası Urfalı. Çok güzel, şahane. Peki Konya mutfağı mı, Urfa mutfağı mı? Yani şimdi ayrım yapmayayım ama her ikisine de alıştım. Her ikisine de alıştım, evet. Çok güzel. Peki artık biraz... kebap saplayabiliyorum. Ara sıra geliyor yardım ediyor. Tabii. Herkes kebap saplayabiliyor. Saptanmış kebabı buraya bir Allah'ın kulu getirmeye aşırı etmiyor değil mi? Tamam biraz getirelim peki, bir ara. Başlıyorum, çok uzattık efendim. Siz seçeceksiniz önce malzemeleri. Oradan tamam. Yürüyecekler, sonra her 5 dakikada bir... İnşallah güzel bir şey seçeceksiniz. Abuk bir şey olmayacak inşallah. Biber. Biber olur. Olur. Biber. Acı olsun biber. Ama. Biber. Şahane. Efendim biber çıktı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biber çıktı. Bak şimdi bak lisanlara hakimiyetimi gör. Biber konusunda ne düşünüyorsunuz? Mikrofon. Mikrofonu yapıştır. Yapıştır mikrofonu. Yes. Zaten naravno da znam šta je biber. Mi imamo biber takođe u mojoj zemlji. Diyor ki ya biberi yemişim ben sana hastayım diyor ya. Sen olduktan sonra en acı biber bile çok tatlı olur diyor. Teşekkür ederim. Evet efendim. Bu neceydi? Rusça değil mi? Yoksa Sırpça mıydı bu? Sırpça evet. Sırpçayı da çözdü kardeşiniz gördüğünüz gibi. Şahane çevir abi. Çevir baba. Pampa çevir. Pampa çevir. Sarımsak olur. Olur. Ama olur da yani sadece biber ve sarımsakla ne olur bilmiyorum. Hayat kurtarır mı? Güzel bir şey. Nereye kurtarıyor hayat? Sarımsakla biber geldi. Peki doğru bir şey seç şimdi. Neyse. Evet efendim üçüncü geliyor. Yavaş yavaş. Yapıştır. Hızlı hızlı. Doğru dürüst bir şey. Yani. Hadi canım. Kötü oldu. Bence de sinirlendim. Bence ya. Baştan çevirelim. Ben, yok ya çocuk oyuncağı değil mi bu? Baştan çevirelimmiş.
Çocuk oyuncağı bu. Muz geldi efendim. Muz konusunda ne düşünüyorsunuz? Seviyor musunuz muzu? Ay ne kadar ince bir kız ya. Evet muz, yani arkadaşımız böyle mal gibi muzu seçti, değil mi? Сикава чувствую холодливый. Ha. Yani diyor ki ben diyor bununla ilgili değilim diyor. Ben sadece sana kilitlendiğim için bu ne demek diyor. Hani muz vardır ya böyle muzu soyarsın fıt 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 ya. Neyse ben sana sonra göstereceğim. Peki çok süper bir şey efendim. Muz hayat kurtarmaz, batırır. Bu durumda bir çöküşün mimarı oldunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani hanımları yerin dibine soktun Ahmet. Ama şimdi bu çok sert dönüyor ve seçenek... Sert mi dönüyor? Evet. Oğlum herkes çeviriyor bunu ya. Ne demek seçenek? Ya şansım yok. Ya Allah senin aşkına Ahmet git orada dinlen beni bekle beni sinirlendirme. Ayten Hanım siz buraya. Derin Hanım siz buraya. Zeynep Hanım siz bu. Ay ne tatlı olmuşsun sen. Gel Afacan gel. Ay boncuğum benim. Sen ne olmuşsun lan? Sen iyice şirin oynamaya başladın ha. Evet. Evet sempatiye oynayan asistanım Zeynep Hanım şu anda benim şeyleri getiriyor, malları getiriyor. Sarımsak, biber ve muz. Eğer buradan bir şey çıkarsa... Zaten bu aileye hakikaten ilave bir şeyler vermek lazım yani. Benim tavsiyem biraz sabretmeniz, değil mi? Kerim Bey ne diyorsunuz? Yani bunlarla ne yapabilirler ki? Biraz sabret ya da biberle ve sarımsakla bir şey yapmanız da muzu biraz bekletmeniz öyle mi abi? Ne yapılabilir? Ha? Yani var mı fikri olan efendim? Bir şey söyleyecek olan var mı? Mikrofonu lütfen please. Evet bir şeyler söyleyecek. Ha? Lan bir şey söyleyin biriniz. Buyurun ver yapış. Abla bir ümit var mı? Yani muzla tatlı bir şey yapabilirler. Muzla tatlı bir şey. Sarımsağı ne yapacağız? Nereye şey yapacağız? Biberi ne yapacağız? Sarımsakla yemeğe neyse, katacak. Neyse sakin tamam. Olalım. Olur. Yani şöyle burada ilave maddeler var biliyorsunuz. Soğan var, yumurta var, un var falan. Belki onları da karıştırarak bilmiyorum ki yani. Olur mu diyorsun? Ver mikrofonu. Ha. Olur abi. Ha, olur abi diyor. Ben zaten ne dersem o aynı şey. Olmaz değil mi? Olmaz diyorum ben ya. Olur mu olmaz mı? Olmaz abi. Ha, işte buyurun işte. Bu hayatta en işe yarar insan modeli. Kendini iyi hissedersin. Biraz düşünün. Hemen başlamayın. Hatta biraz oyalanın bence. Çünkü bunlardan bir şey çıkartmanız çok zor. Ben bir damatla konuşayım. Geleyim. Dükkan sana emanet olsun. Döndükten sonra ufak ufak başlayalım. Yani ne olur hakikaten benim de aklıma gelmiyor ya. Biber. Sarımsak, muz. Ahmet var ya, Ahmet. Ahmet. Canımın içi tüm zamanların en kötü seçicisisin sen ya. En kötüsü kendinden. Ben bu kadar program yaptık, senin kadar beş benzemez seçen hiç olmadı yani ya. Yani iş yerinde, yerinde her gün açıyorum, izliyorum, o kadar güzel şeyler çıkıyor. Evet. Benim şansıma şimdi. Senin ayağının güdümü yok demek ki, öyle der eski. Bugünlerde bayağı bir şanssızlık var üzerimde. Şanssız bir insan mısın Ahmet? Genelde şanslıyım ama şanslısın. Son üç gündür acayip derim. Ne oldu üç gündür? Arabam hastalandı. Ha, geçmiş olsun. Nesi var? Boğazlarını mı üşüttü? Öyle derler ya, boğazlarını. Hakkısında bir sorun çıktı bugün. Ha, çok bugün... güzel. Bunları seçti. Evet bunları neyse seçtim. Allah daha büyük keder elem vermesin. Ne olacak ya? Peki şimdi sen hani bu yeme içme işinde olduğun için iyi kötü damak zevki, seçiciliğin falan tabii vardır diyeceğim ama malzemeler sonucunda ne olacak bilmeyeceğim. Ama ben seçici şimdi... misin? Yani gittiğin bir yerde böyle aa bu olmamış ben bunu yiyememci misin? Bakın ben her yemeği yerim. Hı? Pırasa hariç. Pırasa yemez misin? Pırasa yemem. Ah güzeldir pırasa abi. Sevmiyorum. Pırasa dolması yedin mi hiç? Pırasa dışında her yemeği yerim fakat ha, kıvamında lezzetinde olmuş da yerim. Ha, olmamışsa? Olmamışsa yemem. Yemez. Ama anladım. Yemek ayrım yap. Ay bunu mu yapmışsınız bugün bunu nasıl yiyeceğim falan diye bir... Ha. Bir pırasa öyle dersin. Evet bir pırasa yemem. Onda ne annem yapar ne de eşim yapar. Pırasanın her çeşidine mi muhalefeti hiçbir var? Hiçbir şekilde yemiyorum. Ha, ben pırasa dolmasını sevebilirsin diye düşünüyorum. Pırasa dolmasını bilir misiniz bilmiyorum. Böyle tek tek pırasa zarları haşlanıp çıkartılır onun içine kıymalı pirinçli bir şey tıkılır sonra dürülür tekrar üzerine tereyağı evet. Çok acayip güzel bir şey olur. Peki. Denemedim. Ama sen herhalde tezgahın başına da geçiyorsundur bir şeyler de yapıyorsun. Tezgahın başına ara sıra böyle ustalara falan sıkışınca yardım ediyorum. Genelde şimdi tabii ama ızgarada mangaldaki pişiricilikle sıcak yemek pişiriciliği ayrı şeyler. Doğruya doğru. Et başka bir şey tabii yani. Canım. Değil mi? Hani o etin lezzetini böyle elinle veriyorsun. Hani elinin lezzetini vermen gerekiyor. Müşteriler öyle mi? O şekilde yiyor tabii. Her et hani aslında lezzetli et, değil. Sen mi veriyorsun tabii, o lezzeti? O lezzette o kıvamı kendin vereceksin. Vay. Mesela en iyi en taze eti al götür mesela bilmeyen birine yaptır yiyemezsin. Ama normal sıradan bir et olsa bile biz kendimiz yaptığımız zaman hani müşterilerimiz hiçbir şekilde hani binde bir kötü yorum gelir. O da normaldir. Peki kardeşim, eşinle nasıl tanıştın?
Eşimle nasıl tanıştım? Biraz bayağı bir komik oldu. Ne gibi? Şimdi bizim bir tane eleman vardı. Hı. Ocakta kolunu yaktı. Hı. Ben de aldım bunu apar topar hastaneye koşturdum. Hı. Bir de gittim işte derim vardı orada. Gittik pansuman falan yaptı. Böyle bayağı bir etkilendim ama şimdi ne yapayım ne edeyim. Ertesi gün neyse ki pansuman vardı değişiklik. Hı. Ondan sonra ertesi gün dedim ki yine ben seni götüreceğim. Aynı hastaneye gideceğiz yine dedim. Gittik pansumanı falan değiştirdik. Ondan sonra geldik biz. Hı. Çalışıyoruz falan. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Ha, sen kafaya taktın kafaya kızı. Kafaya taktım kızı. Ama ha. O da hani ilgili ama ha. Hani şimdi düşünsene gidiyorsun bir hastaneye. Daha bir kere ha. Görmüşsün. Herkes i̇kinci yılışıyor kere, zaten. Ha. İkinci kere gitmişiz. Ha. Yılışıklık olur. Tabii. Bir yemeğe davet et dükkana. Ne yaptın biliyor musunuz? Ne yaptın? Şu parmağımı görüyor musunuz? Ha. Şurada bir çizik atayım dedim. Harbiden kesik gibi şöyle duruyor. Şöyle bir iz kaldı. Oba. Tekrar gittim pansuman falan derken. Oba. Ha bir de kendini attın ortaya. Tabii bir de kendimi attım ortaya. Sonra orada bağladın. Oradan sonra. Çakalsın biraz. Ahmet çakal. Biraz bir kan kaybı olmuş ama olsun biraz çakal oldu. Senden beklenir işte bak görüyor musun tehlikeli adam budur. Peki iyi bir şey miymiş evlilik? Mutlu oldun evlilik mu? Derinle biz, anlaştın mı? Biz şu anda 8 ay falan oldu galiba. Hı. Şu anda çok şükür bir sıkıntımız falan yok. Ne güzel maşallah. Mutlu. Allah bir yastıkta kocasın. Mutlu mesut etsin kardeşim. Ben şimdi hanımlarla ilgileneceğim. Hanımların işi biraz zor. Evet. Sen burada dinleneceksin. Tamam. Bakalım gelen malzemelerle bir yere çekilebilecek peki, mi yiyeceğin şey? Böyle bir şey var. Ben annemin el lezzetini de biliyorum. Ha. Eşiminkini de biliyorum. Ha. O belli eşim, olmuyor abi. Ben biliyorum yani. Ben... Biliyorsun herkes aynı şeyi söylüyor da orada tabii malzemeler karıştığı için... Tam belli olmuyor abi. Karışabiliyor yani. Hani annemin kullandığı yağ oranı, eşimin kullandığı yağ oranı. Benim damak tadım hani ben ikisininkini de biliyorum yaptığı yemekleri. Ama sen ona göre bakma abi. Sen önüne gelen iki tabaktan hangisi lezzetli öyle de. Bunu annem yapmış, gönül koyar. Bunu eşim yapmış, gönül koyar diye düşünme baba. Sen ne gelirse girişine gir topun ya. Gelişine gir yani. Ondan. Peki öyle tamam mı? Hadi sen burada kal. Devam et. Hadi. Yemin ediyorum hani bir laf vardır ya gel haracımı ye diye gelsin haracımı yesin değil mi? Böyle dünya güzeli bir şey ya. Miray'cığım sen üstüne alma canım. Yani o hakikaten çok dünya güzeli bir hanımefendi. Buz gibi limonata gibi değil mi? Evet limonata gibi. Ver gıdıyı ver. Ver güzel abim evet. Efendim zor kabul ediyorum ama imkansız değil. Ne düşündünüz? Yani sadece bunlarla ha. Ne hiçbir şey yapılmaz ki, aslında ama... Ha. Hani küçük küçük doğrayıp kızartabilirim biberleri. Eşinizi de almayı düşünür müsünüz? Evet. Getireyim. Evet olabilir. Bak o daha mantıklı. Getirelim Ahmet'i. Dal eşine rahatla ablacığım. Olabilir. Olabilir. Efendim siz ne düşündünüz Valide Sultan? Düşünemiyoruz şu anda. Ha düşünemiyorum. Bütün la, Ahmet kadınların yani, bütün bizi, düşünce şeyini de yetisini de yok ettirdin bizi ya. Bizi buruna koydu ya vallahi helal olsun. Helal. Ya bir araya hemen bir tane bir ürün çakamaz mıyız acaba hanımlar yol alsınlar? Mümkün değil mi? Emin misiniz? Ay çok feci. Şimdi bakın. Biz bununla idare edelim. Benim aklıma bir şeyler geldi. Ben söyleyeyim ama uyar ya da uymaz. Ben dedim ki şimdi bu muzu bazı ülkelerde kızartıyorlar. Aynen öyle yapacağım. Una ve yumurtaya batırıp, değil mi efendim? Una ve yumurtaya batırıp kızartacağım. Ama sen de hemen aynı şey yapma gözünü seveyim. Sen başka bir şey düşün. Bunu da közleyeceğim. Onu da kızartabilirsin. Yani acaba mısırın kızartmasıyla biberin kızartması ve üzerine hani sarımsağı böyle hafif fiti fiti şey yapabilirsin falan mı? Bak nasıl kafa, nasıl bendeki bu akıllar? Ha? Bebeğim aşık oldun değil mi? Evet, zaten öyle bak. Bu kızların hepsi bana aşıkmış. Dedim bacım siz deli misiniz, divane misiniz? Yok, aslan parçası diyorlar ya. Aralarda konuşuyorum. Ne yapacağız valide bunları? İşte, ha? Bir çözüm bulacağız artık. Bir çözüm bulursunuz değil mi tabii. Siz? Çok güzel, fevkalade. O zaman efendim, 3, 2, 1 başlayın efendim. Başlasın hadise. Size de bir akıl verelim, yazık evet. Ya. Size de bir akıl verelim. Ben aslında muzla püre yapmayı düşündüm. Bak çok güzel. Muzla püre. Çok güzel. Çok güzel. Sonra? Biber kaldı öyle. Bak bence o valideden şunu araklayalım. Çünkü o biberi kızartacak şimdi kesip. Sen de muzla püreni yap. Biberi de közleyip bir şekilde onun üstüne koy. Tamam. Ha? Sarımsağı da... Sos yaparım. Ne sos? Ya neyse işte tamam bir şey yap ya 3 2 1 bilmiyorum. Bana ne abi? Siz kocan seçti ben mi seçtim ya? Allah! Çok güzel efendim. Valide Sultan buyurun efendim. Şöyle artık demin oğlunuza yağdın. Abla sen kızartacaktın ya onu. Onu o foslatıyor. O orası kızartacak. Ben közlüyorum. Ha öyle mi? Evet. Sen kızartmayacak mıydın? Yok, ben közleme yapıyorum. Sen ama o püre yapacaktı.
Neyse tamam. Kızartacağım ben. Ha burada. Evet evet. Neyse tamam buyur. Sağlam kuvvetli bir şey çıkartırsan belki işi toparlarsın bilmiyorum. Önce bir fokuslan, ne istediğine karar ver. Odaklan önce bir. Evet. Yapıştır bakalım Valide. Yapıştır Valide. Yapıştır Valide. Buna ne çıktı? Karnabahar. Karnabahar mı? Boing boing boing. Evet. Evet efendim. Demek ki bu ailede bir problem var ya. Değil mi yani? Ailenin fıtratında bir problem var. Karnabahar çıktı efendim. Evet. Geçti Valide artık. Salça. Ha, salça. Ha, geçti artık onlar. Karnabahar. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Karnabahar bakalım hayatımıza ne kazandıracak? Karnabahardan önce ve karnabahardan sonra durumumuz ne olacak? Ama dünya sevimlisi asistanım. Hadi lan Zeynep çabuk lan. Gel 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 gel. Evet. Zeynep gördüğünüz gibi. Çok, hakikaten çok güzel olmuş. Gel bakayım buraya. Ay ne kadar tatlı olmuşsun sen. Ne var bunun içinde? Hiçbir şey. Boşluk mu var? Ay dur. Harbiden boşluk var. Dur kız. Evet boşmuş. Buradan üflediğin zaman... Ha iyi güzel ya enteresan. Çok sempatik olmuşsun. Ya, yani böyle güzel. Şey gibi olmuşsun var ya bir çizgi. Mickey Mouse gibi nasıl olmuşsun. Nasıl bildin? Evet ya, çok güzel. Niye böyle yaptın? Sempatiye mi yatıyorsun? 23 Nisan haftası olduğu için. Ha anladım ama geçmişte kaldı ya 23 Nisan bebeğin. Olsun hep çocuk değil miyiz? İçimizde hep bir çocuk var yok mu? Ha. Hangimizin içinde çocuk yok evet. Acaba? Programımızda evet. Kayıt olduğu için efendim. Biz de tabii bunun ne zaman yayınlanacağını bilmediğimiz için. Yani geçmiş 23 Nisan'ınız mübarek evet. Olsun diyoruz kutlu o zaman. Olsun kutlu olsun evet. Diyoruz. Efendim bu da ne zaman yayınlanacak bayağı bir geride olabilir. Tamam o zaman biraz... Onu 23 Nisan'a şey bağlamasak da gelecek günlere bağlayalım. Evet gelecek günlere bağlayalım. Gelecekteki çocukluk... Şşş, evet. Tamam neyse Zeynep. Yani şimdi efendim açıkçası biz zaten programın canlı olduğunu iddia ettik mi? Hiçbir zaman. Ettik mi? Hiçbir zaman ettik. Bir ara ettik galiba ya. Değil mi? O ayağa yattık da baktık yemedi. Evet. Onun için efendim yani bu özel günleri atlayabiliyoruz maalesef. Tamam. Evet, yoğunluktan. Maalesef. Olsun. Ama ya. Siz bu kusurumuzu onu da ben dile getirmek istedim çok güzel. Diyeyim. Yakışmış. Hep böyle ol. Bence çok yakışmış. Sempatiden yürürsün. Tamam. Yemin ediyorum tamam. Ki bak bütün çehreni size. Değiştirdi. Bambaşka bir hale geldi. Gidiyor musun? Kadar... Yo istiyorsan otur burada yerleş. Buraya... Ya git arkadaşım sen. Evet efendim. Karnabahardan sonra hayatımız ne hale geldi? Yani eskisine göre çok daha iyi. Öyle mi? Tabii. Karnabaharla ülfetiniz ne? Sever misiniz? Severim. En sevdiğim sebzelerden biri. En sevdiğiniz sebzelerden biri. Ne yapacaksınız karnabaharı şimdi? Karnabaharı un ve yumurtayla soslayıp kızartacağım. Evet. Heyecandan mı titriyorsun bacım sen? Yok. Biraz tatlı bir titreme biraz var evet, sende. Biraz evet heyecanım var. Yalnız şimdi bak o sarımsak çok kolay... Yanabilen bir maddedir değil mi Kerim Bey? Yani hemen simsiyah oluverir. İkisini birden attım biraz olmadı sanki ama neyse ben karışmış olmayayım. Şuraya geleyim. Sen ne yapıyorsun bacım? Ya ben Valide közledim. Sen ne yapıyorsun? Ben közlemesini yaptım. Közlemesini yaptım. Evet ondan onu da şu közlenmiş kızartma. Biberin de kokusu beni benden alır ya. Şu kokuya bak. Evet patlıcan, biber. Oh çok güzel. Oh very nice. Peki ben nasıl kokuyorum bebeğim? Bir kokla. Bak, ben biberi ne yapayım? Benim biberim sensin bak, diyor. Közlenmiş biberim. Zaten bir tane biberim var. Ha. Evet o biber de zaten hemen ne hale geldi görüyorsunuz. Çok güzel. Buyurunuz efendim. Siz karnabahar ne yapacaksınız? Sizin karnabaharınız nerede? Açmıyorum. Burada. Ha, haşlayacaksınız. Evet. Sonra? Sonra kızartacağız. Başka bir şey yok. Ama herkes aynı şeyi yapıyor. O da haşlayıp kızartma kızartacak. Tabii. O da haşlayıp yumurtayı batırıp kızartacakmış. O püre yapıyordu şeyi. Muzu püre yapıyor. Ya değişik bir uç be abi. Uç ya. Boş tamam. Ez. Bir misal blender'dan tamam. Geçir çorbası. Aynen yapmış, öyle yapalım. Ya, tamam. Ya. Evet. Peki bizim biliyorsunuz şeylerimiz var. Quiz uygulamamız var. Biz aynı zamanda size de quiz uygulaması yapıyoruz. Eğer izin verirseniz efendim size de bir uygulama çekelim. İzin verir misiniz? Buyurun. Buyurun. Peki. Siz de katılın ha sonra. Diyelim ki eşinizin adrenalin bağımlılığı var. Nereye diyoruz abi? Kaç yıllık evli kadın ya? Kaç yıllık evlisiniz? Ben ha? Şu anda ha? Yani eşim öldü. Vefat etti. Öyle mi? Evet. Ha, benim notlarımda yok. Eşinizi kaybettiniz. Aa, Allah rahmet eylesin. Ne kadar evli kaldınız? Evinizi kaçıncı yılında kaybettiniz? 18. 18. yılında kaybettiniz. Sonra bir daha evlenmeyi düşünmediniz yok, mi? Yok, düşünmedim. Hmm, anladım.
Peki, o zaman bu soruyu geçelim ablacığım. Geçelim. Şimdi hoş olmayacak bu soru. Evet, başka bir şey. Eşinizin andropoza girince... Abi bu da olmuyor. Allah'ım sen beni bitirdin ya. Vallahi bitirdin sen beni. Peki şunu sorayım bari. Yani eşinizin kıymetli hatırasını incitmek istemiyoruz ya, onun için sormuyoruz. Brezilya'da yaşayan 2.34 metre boyunda bir insan, bir abi. Kendisi boy sıralamasında dünya üçüncüsüymüş. 2.34 boyu var. Ona da uzun mu varmış? Tabii. Oo. 3 metre boyunda var ya. 1.55 boyunda bir ablayla evlenmiş. Bak, erkeğin boyu 2.34, kadının boyu 1.55. Sizce bu evlilik yürür mü? A. 2.34'lük adam yürüyebilirse evlilik de yürür. B. Davul bile dengi dengine yürümez. C. Gönüller bir şey. Önemli olan gönüller birbirini sevsin. Önemli değil. Önemli olan yani gönüller bir olsun. Ve D. İkisi yan yana halay çekemez. Görmek isterim. Ben A diyorum. A diyorsunuz. 2.34 metrelik adam yürüyebilirse ne demek? Yürür de yani ama arkadan gelir. Çünkü onun adımı da büyüktür. Değil mi? Evet. Peki sizlere soruyorum efendim. Evet sizlere soruyorum. A, A geldi. C, B geldi. D geldi. Ağırlık ne de? Ağırlık A'da. Hepsi valideye katıldı. Ama bebeğim davul bile dengi dengine diyor. Bak biz boy olarak da çok uyuyoruz. Ama başka taraflarda, başka iklimlerden güzel bakışlar var. Onlara da bakacağım. Siz ne şey yaptınız? D yaptınız. İkisini yan yana halay çekerken görmek istedim. Hakikaten matrak olur. Değil mi? Evet benim öyle şeylerim oldu. Elinde böyle pazar poşeti gibi kalıyorsun kızın. Yani şimdi biz uzun oldu, biz kız olduğumuz için benim girlfriendlerimiz uzun oluyor genellikle. Elinde mesela please, please baby. Please, stop, please, please. Ha, bu uzun değilmiş lan. Evet yani şöyle olduğunu düşün mesela. Hani daha uzun olduğunu düşün. Bak pazar poşeti gibi kalıyorsun elinde. Thank you. Olmuyor yani. Ama netçe itibariyle efendim maksat gönüller bir olsun. Doğru mu? Doğrudur. Şahane. Ablacığım ben seni fiştiklemek istemem ama kayınvalide senden araklıyor. Evet mesela sen şey dedin, bunu dedin ben kızartacağım. Evet, kızartacağım. O da aynı şeyi yapıyor. Hep öyle, hep ben, öyle. Ben numara yapma valla bilmiyorum ama yani yakıştıramadım bu kadar yıllık tecrübe. Ondan bicimcik kızın fikrini yani. Çal yap. Evet, doğru. Yazıktır ya. Yazıktır. Size de bir şey uygulayayım, quiz uygulayayım diyorum tabii. Efendim. Nereye gidiyorum bacım, quiz uygulayacağım. Ha gel. Şimdi evlenene kadar böyle sanıyordum ama evlendikten sonra böyle olduğunu öğrendim, şok oldum. Dediğiniz şey nedir? A. Eşimle her gün beraber yaşamak zorunda olduğum. B. Yanımda birisi varken uyuyamadığım, ki gerçekten böyle bir şey var. C. Bekar olan arkadaşlarımla eskisi kadar görüşemediğim. Ve D. Geceleri aslan kükremesi gibi horlayan birisiyle beraber uyumam. D. Çok mu horluyor? Yani rahatsız edecek kadar horluyor. Uyandırıyor mu? Uyandırıyor tabii. Kaç defa dürttüğüm oldu mesela. O tekrar horlar ama başlıyor. Hı-hı, evet, bir süre susuyor sonra tekrar. Bunu nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? Bak bu çok ciddi problem. Bakın evliliklerin kanayan yarasıdır bu. Erkeğin horlaması. Bazısı zambezi aslanı gibi horluyor. Bizim Pascal Survivor'a gitti ya. Onu uyurken çekmişler. Yemin ediyorum heykel gibi adamdan çıkan sesi görsen. Ulan Bolu Dağı'na tünel açıldı öyle bir ses çıkmadı ya. Neresinden çıkartıyor Pascal o sesi? Ben mesela prensler gibi uyurum ben. Böyle mışıl mışıl beni böyle koy, böyle koy. Ne ağzımdan bir su akar, ne bir ne bir horlama olur. Nasıl yattım öyle kalktım. Üzerindeki gömlek şey yapmaz. Biraz arada bacağı böyle atarım hani yan tarafa doğru. O zorluğu var. Horluyor musun uyurken? Evet. Evet bak buyurun işte. Bunun hanımı, bunun kadını erkeği yok. Yapıştır mikrofonu. Mikrofon nerede lan? Ha bacım ver mikrofonu bacım. Ha. Bak. Kızım sen ya, çocuğum sen ufacık çocuksun nasıl horluyorsun lan? Nasıl niye, bayağı horlamıyor musun? Ha? Hayır öyle çok yorulduğum zaman horluyorum hani sürekli horlamıyorum. Nasıl horluyorsun? Ne, nasıl şiddeti nasıl? Onu mu göstereyim ha? Şimdi? Terk etsinler sizi. Hayır hayır aman yok be mesela şiddetini merak ettik göster bakayım. Hayır. Lütfen Miray hatırım için. Ama ben uyurken horluyorum bilemem ki nasıl horladığımı. Ama doğru da iyi kötü şiddet mesela benim en fazla şöyle oluyormuş. Diye bir ses çıkıyormuş benden. Horluyor musun baba? Horluyorsun. Çok kötü. Diyorlar. Tabii. Aa çok kötü. Şu çok affedersin Brad Pitt tipli adam bile bak
Yemin ediyorum Kenan İmirzalıoğlu'nun hafif toplu hali bile horluyor ya. Buna bir çözüm bulmanız lazım. Tabii ki. Değil mi efendim? Zaten onun psikiyatri denetimiyle düzeltebiliyorsun o horlamayı. Sorunu. Evet. Ne horlama için psikiyatriste mi gidiyorsun? Tabii canım düzeltebiliyorsun. Yok be olur mu öyle şey ben hiç duymadım. Ha? Onun için tabii abi burnunu göster psikiyatriste ne gidiyorsun? Belki orada bir kemik yamuk bir şey var. Ha? Neyse peki diğer bir sorunuza geçiyoruz efendim. Bir evlilik programına katılan hanım fenomen olmuş. Kendisine talip olan beyefendi 2500 lira maaş aldığını söylemiş. O benim arabamın mazotuna yetmez demiş hanım. Efendim bu da olay olmuş. Çok konuşulmuş. Sizin elinize haladan bir 2500 lira geçse bununla ne yaparsınız? A. Bankaya yatırım faiziyle her gün bedava bir tane simit alırım. B. Eşimi kaptığım gibi tatile giderim bir yerlere kaçarım. C. Eşimi kapamadığım gibi tatile bir yerlere kaçamam. Efendim D. Mahalledeki herkesin arabasının deposunu fullerim. A. Ha, kapamadığım gibi yani bir pardon A diyorsun. Birisi eşimi beraber tatile bir şey. A diyorsunuz bankaya yatırırım. Evet. Her gün idare ederim. Siz ne diyorsunuz efendim gösterin bakayım. Evet B eşimi kaptığım gibi bir yerlere kaçarım. B C eşimi kapmadığım gibi çok çakalsın. Ve D mahalledeki herkesin arabasını fullerim. Şundaki hüsnü niyeti görüyor musun ya? Nasıl bir âli cenap, nasıl bir hoş. Yani tamam limona karşı falan kullanıyor ama ah! Ama gönlü zengin ya. Bir kuvvetli alkışlar mıyız Limoncu abiye? Limon! 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 Allah efendim öbür malzeme geldi. Buyurun şimdi siz seçeceksiniz efendim. Bu arada prodüksiyonumuz artık karton yazmayı bırakmış. Tahtaya geçmiş ki hakikaten büyük inkişaf, büyük yatırım. Büyük yatırım yani gidiyorlar kırtasiyeciden tahta alıyorlar, onu silen silgeci alıyorlar. Yani hak etmediğimiz teveccühler bunlar. Buyurunuz efendim. Evet güzel bir şey seçersen olayı toparlarsın derim. Evet. Evet. Yoğunlaş canım. Odaklan. Sen bizi ne seyrediyorsun bacım? Ne çıkacak? Ne çıkacak merak ediyorum. Peki hadi bakalım. Bir dakika. Ablacığım. Allah kuvvet vermiş ya. Şunu bir şöyle bir canavarcık çevir. Tamam, bu ne tamam, ya? Çevir. Hadi 1-2-3. Pampa çevir kuvvetli. Ha şöyle. Pampa. Patates. Hayat kurtarır. Patates. Bak yemin ediyorum ne varsa gelinde var ha. Siz ailecek başka bir yer ama gelin hakikaten helal olsun. Buyurun yerinizi alıyoruz. Gelinim Zeynep Hanım buraya alır. Gelinim iyidir zaten. Gelinim iyidir. Bak görüyor musun? Hüsnü niyetli kaynana gelinim iyidir zaten diyor. Patates işte şimdi işin şeklini değiştirdi. Bambaşka bir boyuta taşıdı. Şimdi Zeynep'e sorsak yine saçma sapan şeyler söyleyecek ama hadi adet yerini bulsun. Zeynep patatesle neler yapılabilir? Patatesi püre yapıp. Evet tamam çok teşekkür ederim Zeynep'im. Sizi şöyle alalım. Şahane bir şeymiş. Klasik patatesi püre yapıp. Patates bence çok büyük ivme katabilir bu yarışa. Ayten'cim, Valide Sultan. Ne yapabiliriz? Püresini yapabiliriz, kızartmasını yapabiliriz, yemeğini yapabiliriz. Ya patatesin her şeyini yaparsın. Yani. Patatesi istiyorsan çiğ ye. Bak size bir tüyo vereyim bunu da herkese söylemem. Mesela sarımsaklı bir şey yediniz değil mi? Ya da soğanlı bir şey yediniz. Sonra şunlar gibi böyle bir ay parçasıyla buluşacağınız diyelim ki. Değil mi? Çiğ patates, bir iki dilim çiğ patates yiyin. O bütün o ağız kokusunu alır. Sarımsağın, soğanın kokusunu alır. Böyle bir ablayla buluşuyorsanız da mahcup olmazsınız. Biliyor muydunuz bunu? Bilmiyorum. Tabii. Çiğ, hani ince tabii böyle bütün patatesi değil çiğ olarak. Bir iki dilim yani. Bunu deneyin. Alır ağız kokusunu. Hı? Abla sen bana bir paralize oldun. Niye? Bir şeyin var. Hayır, duymamıştım. Ama duymadığın daha o kadar çok şey var ki. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Şimdi ne yapacaksınız siz bunlardan? Patates. Bunu söylemek lazım. Bilsin vatandaş gelişme nasıl olacak? Bununla ne yapabiliriz? Yani yemeğini yapamayız, salçası yok. Peki henüz daha muza bir şey yapmamışken bak yine yaratıcı zekam dinle. Dinliyorum. Patatesin püresi oluyor ya bak evet. Süt var. Süt var tamam. Püre yapabilirsin yani patatesi. Tamam. O muzla karıştır, muz ve patates püresi karışımı olsun. Nasıl bendeki akıl? Olabilir. Bak eğer almıyorsan karşıya satacağım fikri.
Olabilir. Sen yapacaksın mı? Bunu haşlıyoruz o zaman. Aha. Yapacaksın mısın? Tamam. Çok güzel efendim. Fark etmez. Evet, yine Kadir Çöpdemir'in parlak zekası, vizyoner tutumu ve maalesef bacım 10 numara 5 yıldız bir fikri kayınvalidene söyledik. Maalesef, evet. Ama şöyle bir şey, sen de bir kızartma moduna girdin ya. Hı-hı. Şunları küp küp doğra bacım. Bak ben biberle. Biberle kavur. Hı-hı. Kavur. Küçük küçük doğra kavur. Ondan sonra üstüne bu karşılıklarını koyarsın. Hı-hı. Muzu da ne yaparsın Allah bilir, bilmiyorum. Bir şey yaparsın işte ya. Peki efendim. Yine gelin hanıma şahane bir quiz uygulaması yapacağız. Evlendiniz, mutlusunuz. Hı-hı. Bir şekilde yaşamaya devam ediyorsunuz. Peki şu an eşinizin gözlerinin içine bakıp bir şarkı söylemek isteseniz, bak çok dikkat edin. Hangi şarkı olurdu bu? A. Haluk Levent, Aşkın Mapushane içinde ben mahkum. B. Demet Akalın, Tak Sepeti Koluna, Herkes Kendi Yoluna. C. Yalın, Olmasa Da Olur. D. Düz Sokağı Sakinleri, Aşkım Bir Ateş Oldu Bende. Evet. Olmasa da olur. Yalın olmasa da olur mu? Yok, ama siz çok çabuk mi? Siz çok çabuk buraya gelmişsiniz. Yok, ha. Onsuz olmaz da. Ha, o zaman? Düşler Sokağı'ndan olsun o zaman. Düz Sokağı Sakinleri, Aşkım Bir Ateş. Bak aslında ilk söylediği 8 ayın en reel bilançosuydu doğruya doğru. Ama sonra şimdi karşıda kayınvalide, evet, aile efradı. Evet. Adam da içeride zombak gibi oturuyor. Akşamı düşürüp hemen anında değişti, kıvırdı. Çok güzel efendim. O zaman tam bunun üstüne bir damada gidip onu da fiştiklemekte fayda var diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence olmasın tamam. Ya. Dükkan sana emanet. Kızlara iyi bak. Ondan sonra ben geliyorum. Hadi bakalım. Evet, elinin ayarı olmayan Ahmet. Evet, ayarsız Ahmet. Ayarsız Ahmet. Ayarsız Ahmet, sana quiz uygulaması yapmak zorundayım. Bu bir şart. Derken? Yani programın formatı icabı. Evet. Çoktan seçmeli bir soru soracağım. Evet. Zaten siz de buna cevap vereceksiniz. Bakalım doğru mu? Gecenin körüne kadar oturan misafirin artık gitmesi gerektiğini belli etmek için aşağıdakilerden hangisini yaparsın? A. İçeri gidip pijamalarını giyip yanlarına otururum. B. Durmadan saate bakıp esnerim. C. Saat geç oldu. Biz artık kalkarım deyip ayaklanırım. Ama burası sizin eviniz dediklerinde de yani falan yaparım. Aha. D. Allah, bu büyük öküzlük olur ya. D. Misafir istediği kadar oturur, ben bir şey diyemem. Tabii canım, misafir istediği kadar oturur ama hani böyle gerçekten de hani o kadar da önemli bir misafir değilse, mesela normal bir komşu falansa böyle saate bakarım, esnerim. Hmm. Ama çok önemliyse de sabaha kadar da otururuz, sohbet ederiz. Ama hani misafir öyle... ya önemlidir ya değil. Misafir önemsiz olmaz. Şimdi bir misafir vardır, yan komşundur. Bir misafir vardır, ta Urfa'dan gelmiştir. Aha. Hani şimdi o derece farklı oluyor. Başkadır diyorsun. Tabii. Bak ben senin vasıtanla bir şey söyleyeyim Ahmetciğim. Evet. Misafir der büyüklerimiz. 8 tane nasiple gelir eve. Bir tanesini alır yer, 7 tanesini bırakır. Onun için evet, kapın her zaman misafire benim açık olacak. Misafirlere unutma, her zaman açık. 8 nasiple geliyor, birini kendisine alıyor, 7'sini bırakıyor. Sen farkında değilsin. Eğer misafire iyi davranmazsan, o nasiplerden ya da istemezsen, kimisinin evi çok kapalıdır çünkü. Tabii. Misafir falan evet, sevmez. Bizim evde misafir eksik olmaz. Mesela derin... Çok hoş karşılar. Böyle 3 gün evimize misafir gelmesin, 4. gün başlar niye kimse gelmiyor diye. Aa, tabii, deliye bak. Orada manyak tabii mıdır nedir? Aa. Biz misafir çok severiz. Misafir tabii, perversiniz. Tabii. Çok güzel. Peki. Efendim bir başka soru yönelteyim size. Ünlülerin keşfedilme hikayelerini dinledin mi hiç diyoruz. Hani yolda yürürken keşfedilenler, kahvede hı, otururken keşfedilenler. Ayağı kunduralı tabii, keşfedilenler. Tabii tabii. Ondan sonra diyelim ki bir yapımcı geldi. Evet. Bir şekilde onda yolu hastaneye düşmüş, eşini görmüş Derin Hanım, çok beğenmiş. Dedi ki eşinizi çok beğendim, bir film çekiyorum, orada oynatmak istiyorum. Sizin evet, rızanızı almak istiyorum dedi. Ne dersiniz? A. Eşime sorun, karar verecek olan o derim. B. Adamın tipine bakarım, ismini Google'da aratırım. Güvenmezsem asla kabul etmem, güvenirsem kabul ederim. C. Kendisini döverim, benim eşimi nasıl beğenirsin derim. De hem kabul ederim, sonra gider taksite girerim, yeni bir şey alırım. Hani dizide oynayacak ya yerinde. Onun için ha, evet. Yani şimdi kameralara hani fazla alışık değiliz bu program sayesinde. Hani bir
Çünkü bu bir eğlence programı biz de sizleri gelip görmek istedik. Onun dışında hani böyle filmlerde falan da hani pek hoşnut olacağım şeyler değil. Hani buraya gelmemizin sebebi hani sizin güzel yüzünüzü görmek. Hani sağ ol. Eyvallah kardeşim. Buranın enerjisini yaşamak. O zaman şu mu? Kendisini döverim nasıl benim eşim beğenirsin aynen derim. Aynen öyle. Çok açık çocuk. Vallahi çok şeffaf bak duygusunu hiç saklamıyor, gizlemiyor. Caat diye hemen ortaya koyuyor. Helal olsun Ahmet. Eyvallah. Ama şu da olabilir yani. Tamam. Ya belki, dövmek değil de hani kabul etmem. Hani eşime de sor bir. Yapılıp sonra eşe yavrum yapma bunu denebilir hani. Yani daha içinde. Güzel dili tabii. Bu da riya kokulu bir şey biliyorum yani riyakarcık evet. Tuzak bir şey ama tabii. Neyse. Peki sana böyle bir şey gelse? Bana böyle bir şey direkt gelse? Direkt atlarım. Yani mesela ya diyorlar mesela... ki abi mesela şeyde Kenan İmirzalı'nın Karadayı'da. Abi diyorlar Karadayı'da biz Kenan'dan vazgeçiyoruz. Ondan sonra Ahmetciğim sen oynar mısın diyorlar. Yani eğer lütfedersen diyorlar haftada bir 70-80 bin lira işte bir kaşe vereceğiz diyorlar. Evet. Hani ayda o 180 neyse 360 yani, bayağı bir para yapar. Ondan sonra bir de işte yolda yürüyemeyeceğim falan diyorlar. Sen o zaman der misin bir eşime sorun o bilir falan? Yani film falan değil de böyle ben normalde ufak tefek müzikle uğraşıyorum. He. Hani ayrıyetten gitar falan çalıyorum. He. Hani müzikle ilgili bir şey olsa düşünürüm ama yani oyunculuk da herhalde reddedilmez ya şimdi düşününce. 70-80 bin lira. Evet Ahmet sahip olduğu riyayı bütün samimiyetiyle ortaya koydu. Eşine teklif gelirse hayır, kendisine teklif gelirse ama ya şimdi, reddedilir mi abi o? Bak. Şimdi ama şimdi Karadayı'da ne yapabilirim yani kıskanılacak bir durum olmaz ortada. Ha, ama Kenan İmirzalı'nın yerine oynayacaksın. Nasıl kıskanılacak? Tamam bütün yolda yürüyemeyeceksin. Gideceğiz. Kadın hayranların olacak, Ahmet'im diye sarılacaklar, parça pincik edecekler. Ya o zaman işte. Aha, bak gördün mü ya? Para her kapıyı açar ama. Açar doğru. Para konuşur insanlar susar diyor Amerikalılar değil mi efendim? Maalesef böyle oldu bu devir. Kardeşim iyisin, sen iyi İyiyim. Gördün. Bakalım hanımlar iyi mi? Bir bakalım. Onlara bakıp geleceğim. Tamam. Tamam. Ya kızlar iyi hoş da yani. Şu abinin eforunda yanımda 3 tane adamım olsa ben şu an çok özür dilerim. Larry King'in yerinde ya da efendim ne diyeyim size... İşte o talk showcuları düşün oradaydım. Alkışlamadaki enerjiyi, o canını ciğerini katarak abi onu bir gösterebilir miyiz? Bir rol model olması açısından seyirciye bir kuvvetli alkışını gösterir misin abi? Kamera fokusuna size gerek yok. Abi tek başına gösterecek. Buyur abi yapıştır. Bak bak bak. Yemin ediyorum insan triceps biceps yapar la bu alkışla. Spor salonuna gitme abim gibi alkışla. Hem ben istifade edeyim hem sen kas yapını sertleştir ya. Boru değil ya bu. Evet efendim, ne durumdayız şekerim? Baktım kayınvalidem beni örnek alıyor. Ben evet. De dedim birazcık değiştireyim. Ne yaptın? Karnabaharla biberleri karıştırdım. Omlet gibi bir şey yapacağım. Bacım biz sana tiyonun kralını verdik dedik. Patates kavur, karnabaharı da koy falan dedik. Patatesi kavurmadın mı? Kavurmayacaksın mı? Onu kızartacağım, üstüne süs gibi koyacağım. Tamam bacım, tamam. Olur, olur. Olur ama bana ne ya kocası yiyecek. Evet, Valide Sultan siz ne yaptınız? Ben bir kızartma şeyleri geliyor oradan. Evet, şeylerimi kızarttım. Hazır. Patatesleri kızarttın mı? Yok, patatesi püre yapıyorum. Ha patatesi püresi, muzları kızarttın. Evet. Öyle mi efendim? Muzlar bu hale geldi. Evet. Bakın. Ya muz çok enteresan bir şey aslında. Her şeye yani gelir muz. Gibi, evet onu öyle. Muzda yerlici misin, yabancı mısın? Yabancısı, yabancıcısı, Miray Çabuk ne? Ne o? Yabancıcı mısın? Yani yerli misin, yabancı mısın? Yerliyi daha çok seviyorum. Yerliyi daha çok seviyorum diyor. Evet ben de yerlinin hastasıyım ama her şeyde de yerlinin hastası değilim. Değil bazı mi? Şeylerde evet. Yabancının hastasıyım. Evet. Yabancı kültürlerin... Ya başka kültürlerin, başka iklimlerin, başka coğrafyaların, insanların da teveccüh gösterdiği program bu program. Yemin ediyorum şu anda Birleşmiş Milletler'den büyük şey geliyor, talep geliyor. İlla bizim milletten de insan gelsin diye biz böyle kapıdan bakıyoruz. Önce bir fotoğraflarına bakıyoruz, ona göre seçiyoruz. Hani çünkü değil mi kıllı börklü adamların ne işi var? Başımıza gelecek Kenya'dan, Namibya'dan böyle iri yarı zenciler değil mi efendim? Onlardan istemiyoruz. Böyle zarif hanımefendileri kabul ediyoruz. Şahane bir şey. Bakın biz burada aynı zamanda ülkemizin reputasyon diyorlar buna Fransa'da reputasyon tanıtımı içinde fevkalade bir şeyler yapıyoruz. İki arada bir de April bir İngiliz vatandaşı. Bildiğin safkan İngiliz.
Safkan İngiliz. Ondan sonra ve ona çok önemli bir şey öğrettim. İki arada bir derede. Sonradan bunlara uzun hava, bozlak, mantı açmak olsun, mercimekli köfte, ondan sonra kına gecesinde nasıl oynanır hepsini öğreteceğim. Türk milleti sizin için yapıyorum ben bunu. Ben iki arada bir derede şahane bir tekerleme öğrettim April'a, değil mi April? Evet. Really? Yes, evet gerçekten. Ondan sonra mikrofon, yapıştır mikrofon Miray. Miray, yapıştır April'a. Yavrum bir kaldır kendini de yapıştır. Misafir la bunlar, bugün var yarın yok. Evet, bir tekerleme öğret. Hani vardır ya, bir berber bir berbere, gel beraber bir berber dükkanı açalım birader demiş. Bak, iki arada yani. Şu damatla buraya gelene kadar. Evet, please. Bir berber, bir berbere, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Bu, bu. Şunu bu tonlamayla söyleyemeyecek o kadar Necip Türk Milleti'nin çocuğu var ki vallahi çok vatandaş yani. Bu güzellikte söyleyemez ki bu bir başlangıç. Ben eve de, yani evime de davet ettim. Hani bu kültürü geçireyim sana diye. Yani bir hafta 10 gün kalırsa bu Türkçeyi de öğretirim ben buna. Adeti de öğretirim. Her türlü gider yani o şey yapar. Neyse efendim. Peki devam edelim. Ne oluyor kız? Ne var yine? Kültürü getireyim deyince. Kültür tabii bizim kültürümüzü tanıtmamız lazım Miray. E sen ne yapıyorsun buradan önce tık tık çaydanlık gibi kaynıyor. Ne o ses neydi? Birinin telefonu mu öttü? Ne? Ha blender pardon. Peki çok güzel. Fevkalade. Efendim yine size sorularım var. Evet. Kim Kardashian kişisini tanıyoruz değil mi? Kim Kardashian? Do you know? Kim Kardashian? Yes, of course. Peki. Efendim hani hiçbir özelliği olmayan ama yine de meşhur olan bir abla. Yani bazı özellikleri var da burada söyleyemiyoruz. Ondan sonra fiziksel bazı özellikleri var. Şimdi bu hanım kendisi çektiği selfilerden bir kitap yapmış ve büyük satıyormuş. Amerika'da satış rekorları kırıyormuş. Yani kendisinin selfilerini yapıyor. Kitapta sadece o var, başka bir şey yok. Tabii tebrik etmek lazım. Siz bir kitap yazsanız kitabınızın adı ne olurdu? Bak Türk milleti cevap veriyor. Bir kitap yazsanız ve yabancı uluslar. Adı ne olurdu? A. Nasıl hain evlat yetiştirilir? B. Evliliğe yeni başlayan gelinler için yemek tarifi. C. Çoluğa çocuğa terlik atmanın 101 yolu. D. Kayınvalidenin intikamı isminde bir cinayet romanı. Evet. Evet, D şıkkı, D şıkkı ağırlıklı, D şıkkı ağırlıklı, D. Ooo, herkes D diyor. Benim hatun C, benim hatun, pardon çok özür dilerim. Benim misafirim C diyor. C neymiş? Çoluğa çocuğa terlik atmanın yüzyılı. Sen bana balta at, balta. Sen bana kazma at istersen. İstersen araröz gönder üstüme. Sen ne istiyorsan yap. Evet, peki. Çok güzel. D şıkkı neydi? Kayınvalidenin intikamı isminde bir cinayet romanı. Daha ne zaman kayınvalide oldunuz, genceciksiniz de cinayete girdiniz ya? Sana ne oluyor abi? He? Limon. Allah Allah. Limon. Limonata. Limon ve türevleri. Limon tuzu. Limon şekeri. Allah Allah. Limon reçeli. Kabuğu. Lan kabuğu dedim, limon demedim ki. Ne yalan yapıyorsun? Allah Allah. Neyse efendim. İşte oradan o öyle yürüsün. Bir malzeme daha vermeyeceğiz mi Kerim Bey ya? Artık ver, yapıştır ya. Allah efendim, son malzeme bu. Son malzeme. Ayten Hanımcığım gel hayatım. Gelir misiniz lütfen? Son malzemenizi seçin. Ayten Hanım ben bütün efendim bilgeliğiyle o görmüş geçirmiş. Neye bakıyorsun bacım? Ne çıkar acaba? Ne çıkar? Kuvvetli çevirsen güzel bir şey çıkar. Fokustan yapıştır. Pampa bakalım. Pampa ney? Krema. Güzel güzel. Yani pire olur ama. Krema, bıyık bıyık mı krema öyle mi? Ya yani ne kadar. Yaramaz mı sizce? Efendim krema. Biraz içe karşı dikkat ederiz. Bilemedik, karar veremedik yani. Yo bozmaz ya krema. Gelsin Zeynep'ciğim. Bugün bize çıktı. İşe yaramayan şeyler bize çıktı bugün. Yok yok bak şimdi püre gibi bir şey yap. Yaptıysanız eğer, siz yaptınız değil mi? Evet. İşte onun içine kremayı sal gitsin ya. Sen ne yapacaksın kremayı? O da ayrı bir şey. Ama ona çok iyi yaktın. Yapıyor. Patatesler çok yanıyor. Patates çok yandığı zaman çok üzülen bir insan. Bir de ablacığım atsana o patatesleri. 4 tane patates atmışsın. Onlar da kuruttun kadit oldu. Yaktın topla var. Gelin hanım toplayın şeyleri, patatesleri bence. Çok yandı onlar. Tamam.
Değil mi? Tabii. Heh, çok aferin, yanmış. Çok yandı. Peki, çok güzel efendim. Biz devam ediyoruz sorularımıza. Bu arada geline epeydir bir şey uygulamadık değil mi? Quiz uygulamadık. Kayınvalideye uygulamadık. Ben kayınvalideye gideyim. Ona bir quiz uygulayayım. Çünkü efendim az önce diyelim ki... Evet. Bir yandan yaparken ne yapıyorsunuz şu an? Ne yaptınız? Püre yapıyorum. Ne var onun içinde? Süt koymuştum ama krema geldi, ilave ettim. Evet, kremayı da ilave ettiniz ve patates var. Evet, karabiber var. Karabiber var. Çok güzel. Burada muzlar var. Evet. Bu patates haşlandı mı? Onu evet, öyle dekor olarak. Ha, dekor olarak koydunuz. Aynen, tamam, öyle. Çok güzel. Peki. Oğlunuz geldi. Dedi ki anne ben yabancı bir kızla tanıştım dedi. Yabancı misafirlerimiz var ya. Evet. Onunla evleneceğim ve sana yabancı gelin getireceğim dedi. Sen üstüne alınma. Faraza diyoruz yani. Gelininizin nereli olmasını istersiniz? A. Brezilyalı. B. Rusyalı. C. Japon. D. Türkçe bildiği sürece problem yok. Onun gönlü kim isterse onunla beraber olsun. Yani. Heh. Ya şimdi Japon kırılmaz o ya. Kırılmaz. Japon, ha? Japon olabilir. Yani Japonlar çok kibar ya. O üstüne evet, çıkmak evet, için evet, orada evet. Sumsu tepesine indirip değil mi? O yüzden zaten tabii. Efendim ben Japonya'ya gittim. Hani Japon'u sadece fotoğraf çeken insan olarak da görmeyin. Ya zaten çok büyük medeniyet, büyük ulus, çok büyük işler başarmışlar da bir de değil çok mi? Hoş Japon hanımlar akıllı var. Evet. Tabii biz buraya genellikle hani ancak öyle support edebiliyorlar. Belli bir yaşa geldikten sonra tabii dünyayı gezebiliyorlar. Onun için bizim gördüğümüz hep genellikle orta yaşın üzerinde değil mi efendim? Hanımefendiler, beyefendiler, Japon hanımefendiler, tabii, beyefendiler. Tabii. Sultanahmet Meydanı'nda fotoğraf çekiyor, gözüküyor. Ama bir Tokyo'ya, bir Kyoto'ya gittiğin zaman yemin ediyorum böyle ağzın Bolu Tüneli gibi açık kalıyor. Çok hoş, çok zarif. Ve hanımlar ve çok yakışıklı Japon beyler var. Boylu poslu, Japon dediğin öyle minnacık da değilmiş ya. Yani bize gelenleri minnacık. Orada böyle boylu poslu görsen nasıl bir şeyler var yani. Peki efendim. Devam et ablacığım. Tamam. Sen devam et. Şey yapmayalım ya. Kesmeyelim. Evet efendim. Yabancı misafirlerimizden bir tanesi konuşmayan ki saat elinize vermedik. Efendim hanımefendi Polonyalı. Mikrofon nerede lan? Mikrofon. Mikrofon. Yapıştır. Mikrofon. Yapıştır. Yapıştır. Evet. Programın genel içeriğine ilişkin bakın Polonyaca konuşacak. Lehçe mi konuşuyorlar Polonyalılar? Polonyaca konuşacak ve nasıl çevireceğim size. Programın genel içeriğine şahsıma Miraya ve Limoncu abiye yönelik düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Tak tak, wczoraj tak robiłam z babcią i dziadkiem, ale troszkę nie wyszło nam. Diyor ki Limoncu abi diyor, Limoncu abi biraz diyor bir sapkın eğilimleri var galiba diyor. Böyle bir acayip acayip hareketler çekiyor diyor. Miray da diyor minnacık çocuk onun hakkında ne diyeyim ama diyor sen diyor benim hayallerimin erkeğisin diyor. Allah bizi bir yastıkta kocatır mı acaba diyor. Tahtın nikahını al beni Kadir'im diyor. Abla müsait değilim. Yemin ediyorum müsait değilim ya. Yoksa arkadaşım, arkadaşım bu ilgiden de ben sıkıldım ya. Lan ne gülüyorsun sen? Yani haklısınız. Görüyorsun işte bunları ben mi getirdim Allah Allah? Kim getirdi? Bunlar kendiliğinden aldı bilet parasını geldiler. Biz onlara bir metrobüs için akbil verdik. Akbil'le bindi geldi ya. Allah Allah. Kıskanç ha. Vallahi kıskanıyor. Devamlı izleyici ya onun için. Sen merak etme. Sen her halükarda bu köşedesin çocuğum. Çocuk bu el kadar. Ben bunun velisi sayılırım ya. Evet efendim. Ne durumdayız? Şu an fena gitmiyor. Yavrum gitmiyorsa yok. Program bitiyor. Gideceğim damadı tamam, alacağım geleceğim. Toparlıyor zaten. Musun? Evet. Toparlıyorsun. Çok güzel. Valide toparlıyor musunuz? Evet. O zaman ben gideyim bir damatla son bir görüşme yapayım. Sonra ufak ufak finale başlayalım. Tamam? Hadi. Evet Ahmet, yüzdük, yüzdük, kuyruğuna geldik. Kuyruğu görüyor musun? En son geldik. Kuyruktayız sıra, artık. Sıra, kuyruktayız kardeşim. Enteresan olacak senin için de. İlginç bir deneyim olacak. Yemeğin adı ne mesela şu an yaptıkları yemeğin adı? Anşon sanşon diyelim ona. Yani ne diyeyim uydur bir şey. Bir şey uydur böyle bir şey oldu ama ne olduğu konusunda kimsenin fikri yok. Ne yapanın fikri var, ne bizim fikrimiz var, ne senin. Senin fikrin olacak ama çünkü sen evet, yiyeceksin, sen karar vereceksin. Hazır mısın? Hazırım. Şuna takılma. Bunu annem yapmıştır, bunu eşim. Onu boş ver. Hangisi güzel? Onu... Bak programın adı ne? Hangisi güzel? Hangisi evet. Güzele bak hacım. Oldu anlaştık. Tamam anlaştık. Ben de heyecanla bekliyorum. Hanımlar içeride zannediyorum şu anda son düzeltmeleri yapıyorlar. Evet. Ondan sonra bakacağız bakalım.
Miden sağlam mı? Midem sağlam. Ha iyi, problem yok ya o zaman. Tamam. Tamam kardeşim. Geleceğim şimdi, tamam? Tamam. Efendim buraya gelelim, biz de yarışalım, enteresan yemekler yapalım, hem de tatili kapalım diyorsanız ister Facebook'tan, ister Twitter'dan, ister Instagram'dan, isterseniz de mail yoluyla bize ulaşın, gelin, yarışın. Kapımız herkese açık, unutmayın. Efendim. Sizden ayrı kaldığımız zamanlarda burada çok büyük duygusal bir travma yaşandı. Neden? Mikrofonu, please mikrofonu. Şöyle hanımefendiye verelim, please. Çünkü hanımefendi arada geldi ve bana şöyle şeyler söyledi. Я думаю, что мама все-таки победит. У нее больше опыта в готовке, дольше готовит и выглядит вкуснее. Ya, uhti uhti. Geldi ve dedi ki, Kadir'im dedi, beni dedi tahtın nikahına al dedi. Ben senin elim olarak bileyim dedi. Sana dedi kuş sütüyle bakarım dedi. Pamuklar içinde seni dedi yaşatırım dedi. Ben de dedim ki, bacım müsait değilim dedim. Yani şu anda dedim mümkün değilim dedi. Şimdi güldüğüne bakma, biraz ağladı, makyajı falan aktı. Yalvardı, hatta bir ara ayaklarıma kapandı. Güvenlik vasıtasıyla kendini sakinleştirdik. Yani çok büyük bir travma var şu anda. Çok hissettirmiyor ama. Ben bile inanamamış gibi gözüküyorum ama yani ben o derin psikolojik şeyden dolayı böyle yaşıyorum. Yoksa ondan sonra dedi ki yok dedi, ben senin kapına yapışır kalırım dedi. Dedim bacım neye yapışırsan yapış da yani müsait değil benim şu anda. Maalesef aşk hayatım buna uygun değil dedim. Ondan sonra yani onun için çok üzgünüm. Neyse sen dedim şurada öyle bir ay falan oyalan da bakalım eğer temizleyebilirsek dedim şeyi. Evet takılır dedim. Efendim önemli olan final. Yani benim özel hayatım sizi niçin ilgilendiriyor ki değil mi? Biz bu işi finali yaşamak için yapıyoruz. Ve final çok anlamlı. Finalde çok önemli bir merci, bir sevgi insanı. İki tane zarif hanımefendinin üzerine titrediği bir melaike, adeta kanatsız melek birisi var. O gelecek ve o karar verecek. Ahmet Bey alkışlarla efendim buraya alıyoruz. Gel Ahmet'ciğim, gel canım. Hah, geliyor kanatsız melek. Hah, gel kanatsız, gel. Gel ayarsız kanatsız Ahmet, gel canım. Evet. Aman Allah'ım. Yani sana rağmen hanımlar bir şeyler yapmaya çalıştılar yavrum. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Düşün, evet. Sana rağmen diyorum. Yani Türk kadını da bu kadar yaratıcı bak. Vallahi bu kadar üretici. Aslında Türk kadının buna dalması lazımdı ya, neyse dalmadılar. Zerafetle işlerini yaptılar. Evet. İstersen anneciğinle eşini güzel sözlerle, evet, böyle tatlı, hoş, latif sözlerle bir çağır. Canım anneciğim, seni şöyle alayım. Lütfen. Canım anneciğim, seni şöyle alayım. Gelmiyor, görüyorsun. Gelmiyor mu? Daha zarif şeyler bekliyor. Daha böyle duygu, daha içli. Daha içli, daha, evet, duygulu. Evet. Benim annem yüreğimdeki sevgiyi biliyor, ona karşı olan hassasiyetini, biraz her şeyini biliyor. Biraz daha bilmek istiyor belki kadın. Biraz daha bilmek istiyor. Biraz daha söylesin de. Gönül bahçemin gülü de. Gönül bahçemin gülü duruyor orada şu anda. Ve ben onu buraya davet etmek istiyorum. Oğlum sen de üzerine bir cümle koy da söyle la. Bunu ben söylüyorum da. Annem zaten bir melek. Hani bir meleğe daha yakışacak. Meleği de benden kaptı. Zaten ben ona hep meleğim diye hitap ederim. O benim meleğim tabii. Canım annem benim. Artık gel uzatma sen. Bundan başka bir şey çıkmayacak Ayten'cim. Yani maalesef elimizdeki malzeme bu. Zaten bundan çıkan malzeme de belliydi. Evet, çıkan malzemeden bari eşine romantik şeyler söyle. Ha, canım anneciğim, eşime de canım eşimcim dersen. O benim hayatımın anlamı. Ha bak. O benim güneşim. Ha bak, seyretmiş bu benim programları. Ha. Sonra başka? O romansım benim, de. O benim nefesim. Romansım de. Böyle de yıldızlı bir gecedeki en parlak yıldızım. Biz zaten biz tanışma benim hikayemiz. Benim karanfil kokum de. Zaten onu ne kadar istediğimi o mimozam zaten yap biliyor. Ha, mimozam. O benim. Onu söylesen. Tamam. Şey de benim siyah lalem. Bak siyah lale çok zor bulunan bir lale. Lale, evet, mevsimindeyiz ya. Evet. Siyah lale çok zor bulunur biliyorsun. Benim siyah lalem de. O benim sarı papatyam. Sarı papatyam. Evet. Yemin ediyorum ben dalacağım buna. Ben dalacağım buna efendim.
Sarı papatya. Evet. Affedersin bizim apartman çıkışındaki azıcık şeyde bile yetişiyor ama, yavrum. Ama şimdi o papatyalarla o papatyalar bir mi şimdi? Hangi papatya? Lütfen rica ediyorum. Gel neyse papatya gel. Papatya bahçesinden gel. Böyle koparılmış böyle. Bir şey olmaz. Mis kokulu gel. Papatyam tamam, benim. Tamam mis kokulu o papatyanın benim... kokusunu da bilmiyorum. Peki ikna olmadı mı? Olmadı tabii. Efendim bakınız burada şu var. Buradan çıkan sonuç başlamadan. Türk erkeği çok iltifat etmeyi bilmiyor. Ama bir şey söyleyeyim. Türk kadını çok iltifatı almayı bilmiyor. Yani bunu çözmemiz lazım. Türk erkeği biraz daha çenesini kuvvetlendirmeli. Türk kadını da iltifatı alıp çevirip tatlı bir cevap vermeyi öğrenmeli bence. Benim gördüğüm ama bu. Şimdi bizim her şey dilde bitmiyor. Yürekte bitiyor. Yürekte bize. Bitiyor ama dilde tabii çok biz, önemli. Biz tamam. Bunu hissettiriyoruz. Tamam yavrum tamam abi. Evet, boşver tamam. Bunu önemli değil. Sağda solda bir tabak kim ne yaptı bilmiyorsun. Ya sağdan ya soldan başlayacaksın ve sen karar vereceksin. Evet bu karar bana hazır ait. Hazır mısın Ahmet? Evet sanırım hazırım. Hazırsan söyle hangisinden başlayacağım? Şöyle bir sağdan başlayayım. Artık sağdan, sağdan başlamak istiyorum. Ahmet sağ taraftan başlıyor. Ahmet sağ taraftan başlıyor. Duyguları, eli, yüreği, dili. Ahmet. Ahmet o şeyi yiyor. Yani ürünü yiyor diyelim. Evet, attı Ahmet. Ahmet sessiz. Ahmet içe döndü. Ahmet. Siz yine de sağlık ekibini hazırlayın da Sinem'cim ne olur ama. Evet Ahmet. Evet, İlk duyguların ne? Şu anda kıvamı, yağı falan gayet güzel. Ne ki abi o? Abi karnabahar. He? İçinde biber falan var, yağ var. Karnabahar var evet doğru bravo Ahmet. Peki Ahmet devam et Ahmet. Ahmet şu anda o sahip olduğu hani restoran işinde ya sahip olduğu bütün tecrübeyi edindiği bütün birikimi kullanıp böyle bir bilim adamı duyarlılığında fit 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 çekiyor çatalla. Evet. Kıvamında dedi ama göndermek için suya da dayanıyor Ahmet. Evet. Ahmet. Şunun bir tadına bakmak istiyorum. Bu ne acaba? Bak onun da bak canım. Hepsini yiyeceksin zaten canım. Hepsini. Tadı tuzu. Evet. Nasıl Ahmet? Bu muz harika olmuş bence. Ne yaptınız bu muza? Muz harika mı olmuş? Evet. Evet, Ahmet muz harika olmuş diyor. Muz zaten güzel. Evet, muz zaten güzeldir diyor evet. Annesi de. Evet, yerli muz özellikle çok severim. Evet, peki devam edelim bunu efendim. Bunu ben en son yiyeceğim. Bunu tamam, en son ye onu Ahmet. Ne istersen onu yap Ahmet. Bir an önce ye de Ahmet. Tamam. Evet Ahmet. Bizi trafiğe bırakma Ahmet. Bizim tek derdimiz bu Ahmet. Trafiğe kalmamak. Bu saatlerde İstanbul trafiğini biliyorsun Ahmet. Evet. Evet, Ahmet. Ahmet. Bunun içinde ne var başka? Ben varım Ahmet. Ne evet. Yapacaksın içinde ne olduğunu yavrum? Sen ye. Ah. Ahmet şimdi patatesi de alıyor. Nasıl oluyor ikisi bir Ahmet? Fena değil ya, güzel olmuş. Aa. Hani böyle bir şey beklemiyordum. Aa güzel olmuş ciddi diyor Ahmet ya. Böyle bir şey beklemiyordum. Aferin Ahmet. Hadi şıp şıp Ahmet. Şıp. Şıp şıp Ahmet. Ahmet çabuk ol. Ahmet çabuk ol. Bu yemeğin içinde sevgi var. Ne var? De biliyorum sevgi var içinde. Neresinde sevgi var? Onun için karnabahar var, biber var, sarımsak var. Ne sevgisi var? Bak şu yağı görüyor musun? Yağ işlemiş adeta. He işlemiş tamam Ahmet. Peki Ahmet muzundan da bir çatal at öbürüne geç. Ahmet bizim bir görüşmemiz var da bir toplantı yapacağım ben. Şuraya bakıyorum da. Hiç hiç açız durmuyor. Kızım, kızın yanında ne öyle dik dik ediyorsun ya? Böyle bir şey. Burada bir karizma yapmaya çalışıyorum değil mi? Evet, bu tabak bitti. Ha, bitti mi? Bitti. Tamam Ahmet, öbürüne devam et sen. Ahmet, öbürüne devam et. Bunun neresinden başlasam bilemedim. Ama ben böyle çok fazla kalamayacağım, nefes alamıyorum. Yavrum, bir elinden başla Ahmet. Bitir şu programı tamam, da abi. İşimize bakalım tamam, Ahmet. Tamam. Allah Allah sakin, ya. Lütfen, burada yemek yiyoruz. Lütfen, tamam sakin Ahmet'cim, olalım. Hadi canım. Yemin ediyorum. Şey vardı ya, kim vardı? Edwin Fenech vardı bizim gençliğimizde. Edwin Fenech'e benziyor kız. Evet, çok güzel. Çok çok güzel olmuş. Bacım bir dakika bir kaçın bakayım.
Ne oluyor lan? Ha. Ya bakayım Ahmet. Şuna çok abi. Güzel. Ha? Ne bileyim Ahmet, yaptılar koydular işte. Ben onunla mı ilgilendim? Benim başka mevzularım var. Allah Allah. Şurada resmen bir şey kıvılcımlanıyor Ahmet. Kıvılcımlanıyor da tam söyleyemedim. Resmen çıtır çıtır bir alev geliyor. Senin yüzünden böyle kalıyoruz. Limon! Evet, hadi Ahmet hızlı şekilde. Evet, biberler güzel pişmiş. O biberler pişmedi Ahmet, gözlendi. Güzel pişmiş, güzel pişmiş. Ha, evet. Hüdayin abi işte, Allah vermiş. Sonuçta pişmiş. Tabii, çok güzel. Şundan da al bakayım Ahmetciğim. Onu yedim ben. Ha, şundan al. Ondan da yemiştim. Al canım, olsun, yine de lazım olur. Evet. Yani beslenme açısından bunu bulamayanlar da var. Evet. Pardon, evet. Siz şöyle, böyle mi gelsin? Ha, sen bacım şöyle gelsin. Ha, sen şöyle gel. Sen de şöyle dur. Ha, sen de bana bak sadece, tamam mı? Hadi. Evet. Ahmet, onları da yemek zorundasın. Ben bunu yedim. Ama yemek zorundasın. Ama yedim bakın burada. Hepsini ama, mi? Evet tabii abi. Tabii abi. Aa, Allah Allah. Hem bütün program içeride kebap yap, çay kahve, iki sıkım bir şey yiyecek. Allah Allah. Beğenmemiştir belki. Efendim, nereden biliyorsun? Sen karışma efendim. Buyurun Ahmet. Şu an bunu ilaç gibi yiyorum yani. Üstüne evet. Su içeri. Tabii tabii tabii. İlaç, gibi. İlaç. Hap gibi o hap. Evet Ahmet. Haydi Ahmet. Evet. Evet Ahmet. Gözdeciğim oradan bir kartvizitimi verir misin canım? Bir cep telefonum olduğu kartviziti verirsen. Lazım oldu da. Rızıklar olsun. Evet Ahmet. Ne durumdayız Ahmet? Yani ne Ahmet bileyim. Mutlu. Çok mutluyum. Ahmet kendisi için yapılan, aşkla yapılan, sevgiyle yapılan bu acayip bir şey Ahmet ya. Evet. Bir şeyin içine sevgi katılınca Ahmet. Hah. Ondan sonra yemin ediyorum o öyle lezzetli bir şey oluyor ki Ahmet. Hah. Hah Ahmet'ime benim. Hah. Hah aferin Ahmet. Ha, bu da kalmasın Ahmet. Alt bunda. Aferin Ahmet. Süper. İşte Ahmet. Tutkuyla, aşkla yedi. Zoraki hiçbir şey yok efendim bu programda. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle. Sadece sevgi ve muhabbet var. Ahmet. Evet. İyi düşün. Duygularını iyi tart. Sağa bakıyorum. Nefes al. Sağa bakıyorum. Ve söyle. Hangisi güzel? Acılı, yağlı bir yemek. Sol tarafa bakıyorum. Ne olduğunu bilmediğim yemekler. Tamam Ahmet, tamam hadi. Kararımı veriyorum Kadir Bey. Tamam, umurumda değil Ahmet, çabuk ol. Ve efendim gelin kazanıyor. Gelin kazanıyor efendim. Evet, annem sen onları görürsen. Efendim ömrünüze bereket, çok teşekkür ederim. Siz de bir yastıkta kocayım, mutlu mesut olun efendim. Allah sizi hep mutlu etsin, sağ olunuz, var olunuz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bir hangisi güzel daha burada bitiyor efendim. Dikkat edin kendinize, iyi bakın, alkışlayın, şey yapın. Ya ondan sonra bebeğim bak şimdi ben sana açık söylüyorum. Şöyle. Şimdi ben...